Chat. Geliyor değil mi? Bir sıkıntı yok sesinde. Tamam, iyi diyorlar. En baştan mevzuyalım. Hatta şöyle yapalım istersen. Sen kendini bir tanıt. Sen kimsin, hani bu işi nasıl şey Ben yaptın falan. Kemal, Zion Server'ında birleşimden önce de Patos'ta da Cypher'da da oynuyordum. Birleştikten sonra şöyle bir durum oldu. Benim oyunda artı 21 Wind Force'um, işte Reb 12 Raum'um, artı 9 Dark Knight Dagger'ım, Gargess Sword'um vesaire. Çok elit itemlerim var. Ya ben bu server'ın kötü olmasını istemiyorum. Şimdi Ocak ayında server'ın birleştiği birinci ayında bana bir tane yabancı, bir tane kadın, güya Meksikalı, adı da Vanessa adında birisi oyundan PM atıyor. Nicki de Serboz. Arkadaşlar, Dedim Meksikalı Serboz benim ne kız alaka? arkadaşım değil. Bu direkt Tamam sorulur. mı? Tamam, devam abi. Nicki de Serboz böyle. Dedim Serboz ne alaka? İşte dedi ben yayıncıyı seviyorum. Öylece Arçurt. Neyse. Bana itemlerimi 2000 GB teklif etti. Böyle Pontus Ring satıyorum, işte Rof satıyorum. Birkaç işte Nakit 2000 GB teklif var arkadaşlar. Hani aynen TL falan 2000 değil. gibi. Nakit Dedim bunu nasıl 2000 GB yapacağım? teklif ediyor. Dedim bunu nasıl yapacağız? 2000 GB'yi ben ne yapayım? Sen bana bunu nasıl vereceksin? Dedi ki mithril çekebiliyor musun? Baktım 10 GB bir tane slot kaplıyor envanterde. Dedi sana mithril çek vereyim. Ya dedim olur da bunu nasıl yapacağız yani, ben o kadar GB'yi ne yapacağım? Dedi upgrade yaparsın. Ben bundan şüphelendim. Sonra birkaç pazarcı arkadaşa söyledim. Dedim ki bakın böyle böyle bir durum var. Bana böyle böyle bir teklif geldi. Şu nick mi söyledi sana? Evet dedim. O benden de item çekiyor sürekli dedi. Bana da aynı şeyleri söyledi. GB ile mi alıyormuş Dedi peki bunu ondan report et. itemleri abi? Efendim? Sürekli benden item alıyor dedi ya, GB ile mi alıyormuş ondan da itemleri? Hayır, pazar kuruyor. Pazar Pazarından kuruyor. geliyor, çekiyor bunu ki. Tamam, eyvallah. Dedi bunu reportlayalım. Ben de dedim ki olur. Yazdık işte moderatörlere, dedik böyle bir bug var, dedik bir sıkıntı mı var acaba? Mithril çek bug'lıyorlar tarzında. Dedi kanıt olmadan bir şey yapamayız. Bakın burada da yazıyor. Kanıt olmadan burada bu şekilde itemlerde bulunmaya devam etmeniz de banlanacaksınız Discord'dan diyor. Biz de bunu sürekli söylüyor. Bu 3. ayın 14'ünde de bu ona yazılan bir yazı değil aslında. Ama bu şekilde bizden kanıt istiyorlar. Ben abi isimleri yazdım. Videoyu çektim. İtem alırken, item şey yaparken. İsimleri reportladık ettik. Bize yazdıkları şey şu. Daha önce cevap verilmiştir. Mgame tarafından bu konuyu ilettik. Kontrol ettiler ve bir problem olmadıklarını belirttiler. Bu konuyla ilgili motorlara size bilgi ilettiler. Fakat ısrarla aynı konuyu sormaktasınız diyor. Mgame bunu bakmış. Hatta Don Jose olan moderatör bize şöyle söyledi. Bunu tek tuşla kontrol edebiliyorlar. Kontrolünü sağladık. Oyunda böyle bir bug yok, bir şey yok. İçiniz rahat olsun. Sonra bu olay böyle kapandı. Ama ben sürekli şüpheleniyorum. Oyunda sürekli GB çıkıyor. Sürekli GB çıkıyor. Ya diyorum bu doğru düzgün bir şey değil arkadaşlar. Bunu bir araştıralım, yapalım. Neyse geçen gün Pelerin NPC'sinin önünde 20 tane char var. Bir baktım abi, 20 tane char birisine geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. Orada Biri da bankaya 3 atıyor tane, geliyor. Başka çarlar geliyor, öyle mi? aynen 3 tane klan var. Yok Üç 3 artık. klan da şöyle. OVN diye bir klan var. OWN. Abi oradan videom Bu var işlem mı? Oradan aldığım gerçekleştiren bir de video var mı? var ama onları yetkililer göstermemi söylediler Ha, bana. tamam. Göstermeyin dediler. Ya var yani, değil mi, elinde olan videolarda? Eyvallah. Var var, hepsi var. Gidiyor geliyor, Maradona gidiyor. 6 kere adam geliyor mesela bir sonraki gün. Geliyor. Oradan GB'yi alıyor, Maradona geçiyor. Maradona da parti kuruyor. Takip ediyorum hepsini, var videosu. Maradona da parti kuruyor. Parti kurduktan sonra gidiyor. Premium çekiyor pusçudan. Gidiyor. Eyvah. Benim arkadaşımın pazarından Holy artı 7 çekiyor. Başka pazara gidiyor. Sonra gider, bir daha gidiyor Pelerinci'ye, bir daha geliyor. Bir daha gidiyor, bir daha geliyor. Totalde 7 kere bunu o gün yaptı. Gözümle gördüm. Sonra ben bu konuyu araştırdım. Dedim bu nasıl yapılıyor? Ya bildiğin Pelerin bakıyor. Çünkü 2017'de mi, 2018'de mi Patos serverında bunun aynısı birebir yaşandı. Patos serverında bu 2-3 günlük bir durumdu. Rollback attılar, düzeldiler. Ama burada 4 aylık bir süreç var. Server birleştiğinden beri Of adamlar of bunu of of. yapıyor.
Eyvah. 4 aydır yani sen düşün her gün ben bir saniyede üstüm 3G'ye bağlayabiliyorum. Ve gider onu miti çek bağlayıp da bir karakterin üstüne 3200 GB koyabiliyorsun. 3200 GB. Ya Akara Altar'ın ben sana fotoğrafını göstereyim. Birazdan belki oyuna gireyim göstereyim. Altar'da 30 GB logos satılıyor 10 haftadır. 70 GB'ye artı 7 basma %100 kağıdı satılıyor. 70 GB'ye 10 haftadır. Bu porolar ne chat? Ne oluyor lan? Bir anda milyonlar havada uçuyor. Yani durum böyle. Yetkililere ilettik. Ben bu arada Entity Game'e ulaşmaya çalıştım kaç gün. Ya diyorum ki bana diyorlar işte reportlayın vesaire. Ya diyorum reportlanacak bir olay değil. Bunu acilen server'ı kapatıp bir şey yapmanız lazım. İşte Entity Game ofisine gittim. Bana dediler Polaris Plaza'da arkadaşlar home office'e döndü. Home office'te çalışıyorlar. Oradan çıktık. İşte eski GM Andre Paul var. Ona Instagram'dan yazdım. Ondan ulaşmaya çalıştım. Olmadı. Tanıdık arkadaşlar var. Numarası olan arkadaşlar var. Onlara yazdık. Onlar biraz yardımcı oldu. İşte sürekli tüm moderatörlere yazdım ettim. Durum böyle böyle. Lütfen bir çözüm bulalım. Onlar ilettiler. Hemen sabahına da server kapandı. Güya ban yiyenler varmış. Ya ban yiyenler var mı bilmiyorum. Onların listesi de yok mesela. Kim ban yedi belli değil. Benim fotoğrafta attığım bununla trade eden kişi şu an Maradon'da geziyor ve trade bloğu yok bu adamın. Server'da pusçular var. Server'da en çok GB döndüren adamlar trade blok yememiş. Benim 3 ay önce server bileşiminde 35 level charım vardı trade blok yemiş. Hiç GB MB de almadım. Trade blok yemiş o. Elim pusçusu server'ın en çok GB döndüren adamı orada duruyor. 20 tane charı var orada. GM'lere söylüyoruz. GM'ler banladık. Yayında 30 saniye. Dün bu arada ya oyuna bak sen gel şu an abi gör. Herkes öyle durmuş. Çarımın üstüne pot alamıyorum. Onu VIP dün game'de artı kuzenim 21 söyledi bitmos benim var. de. Trade falan atamıyorum kimseye dedi. Bir şey alamıyoruz, Yok satamıyoruz dedi. atsan da bir şey alamıyorsun. Wait hatası veriyor. VIP game'de benim artı 21 Windforce var. Ve Üstüme alamıyorum. ağırlığın dolu Öyle mu diyor şu duruyorum. anda üstüne? Ağırlığın dolu diyor. Ha tamam, öyle önlem almaya çalışmışlar, kapatıp ağırlığı herkesteki. GM'lere söylüyoruz. Adamlar dün Usko yayını vardı. Yayında yazdık işte. Dedik ki böyle böyle bir durum var ya açıklama yapacak mısınız? Çat beni banladılar chatte. Oy. Steam yazanı direkt banlıyorlar. Steam yazanı Yok. direkt banlıyorlar. Direkt. Ya bu olay ben zaten olay öne sürmüşüm. Bana demişler ki bak burada ne yazıyor? Mgame tarafından ilettik. Belirttiler böyle bir şey yok diyor adam. Ben bulmuşum göstermişim. Üstüne bir de beni chatten banlıyorlar. Üstüne Steam Code Discord'undan ban da yedim. Demin yemişim büyük ihtimal. Usko Discord'undan da ban yedim. Yani iyilik yap, denize at. E ben Araya bu biz gittik bug'ı diyorsun yani. ya benim çağrım olmasa ben şahsen uğraşmazdım. Ben onu söyleyeyim. Ya biraz millet çünkü yani durum böyle. Görüyorsun. Adama yazmışız, iletmişiz. Adam bizi geliyor, banlıyor Discord'da. Yarın öbür gün benim o çarım banlansa ben hiç kimseye bir şey anlatamam derdim. Yani şu an Ares'te bir tek o itemden vardır mesela. Artı 21 Windforce. Bir de LPP en iyisi. Reborn 2 RAM. 9 Dark Knight değildir. Çar'da böyle itemler var. Ben bunu görünce hemen yazdım her yere. Ben bu arada görüntü yönetmeniyim. Reklam çekiyorum. Reklam yönetmeniyim. İşimi gücümü bıraktım. Yarın reklam çekimi var. İşimi gücümü bıraktım. 3 gündür bununla uğraşıyorum. Bana sürekli işte arıyorlar. Gelip toplantı yapmanız lazım. Ben onları bırakıp bu konuyla ilgileniyorum. Üstüne de böyle bir karşılık alıyorum. Adamlar beni banlıyor Discord'da. Yani bu mantıklı mı sizce? Değil. Hepsinin bende videosu, fotoğrafı, her şeyi var. Liste var. 38 kişilik liste var. Adam Maradon'da geziyor. Ay, o aldığım diyor adamlar diyor. Hiçbir işlem olmamış diyor abi işte. Yani durum bu. Yani bir de şey de yok. Yayında bunu konuştuktan sonra Kinart'ın dediği sakalım beyazlamış. Konuyu sakalına çeviriyor. Ya Yani burada bir durum var. alaka abi. Burada bir durum var tamam mı? Kaç bin tane oyuncu dün isyan ediyor bak.
Gir Steam kodu Discord'una bak. Kaç bin tane oyuncu mağdur. Adam şey yapmış. Dün oyuna başlamış. Bir tane ringte pazardan çar almış. Expo tutturmuş. Diyor çarım thread bloklu, çarımı kasamıyorum. Ben daha dün başladım diyor. Daha dün başlamış adam. Senin yani bu gördüğün adamlardan peki takip ediyor musun? Şu an mesela hani Maradon'da geziyorlar, tozuyorlar. Hiçbir sıkıntı yok diyorsun dün, abi. Değil mi? Oyuna girmeyen bu klandan mesela artı 9 Virino'mu olan, serverda bir tane artı 9 Virino'mu olan. Ayda yılda bir girer adam. Çok girmez. Dün mesela o karakter oyundaydı. Sonra o karakterden sonra o klandan birkaç elit char da oyuna girdi. Hı. Girmeyen charları ben hep takip ettim. Dün. Hepsinin videosu da yine mevcut. Adamlar geziyor oyunda. Yok artık ya. Hani gerçekten yok artık yani. Ya bir de şöyle bir durum var. Şimdi böyle bir sıkıntı var. Tamam mı? Hadi banladın, ettin. Evet. Saçma sapan bir cevap verdin bize. E bu GB'yi sen nasıl sileceksin? Bana bir hiç mantıklı bir açıklama gelmiyor. Bu GB nasıl silinecek oyundan? Silinmeyecek ki abi. Yani GB'ler, giren bir nakiti, GB varsa buradan. Nakiti sildin, tamam mı? Hı-hı. Bak nakiti sildin. Evet. E bu adam bununla gitti item aldı. Evet. Aldı. Gitti itemi upgrade etti. O aldı, başkası sattı. Buna gitti, bir şeyler oldu. RB çevirdi. RB'den yürüdü. Bu item 10 tane mutasyona uğradı. Ne olacak bu item? Ne olacak ya, takipsizliğe düşüyor dediğin olay gerçekten. Ya bunun içinde bir açıklama yok. Evet. Adam ben oyunda bak şöyle söyleyeyim. Bu Usko'da olsa Usko şu an alev yeriydi. Steamco'ya değer yok. Sıfır. Sıfır ya. Ben burada BDV bug'ı vardı. Bir hafta kendimi yırttım. Reportladım. Cevap vermediler. Usko'ya geldi o güncelleme. İlk Steamco'ya geldi. Sonra Usko'ya geldi. Usko'da ilk BDV giremeyince millet Discord'a yardırdı. 10 dakika sonra server'ı kapatıp 1 saate düzelttiler. Ben bir hafta 10 tane video çekip reportladım ya. Siz ya Steam'de diyorum, bir de o kadar lag'la oynuyorsunuz değil mi? Cyper'da bilmem ne. Öyle oynuyorsunuz yani. Lag var. Normal lag bir var. Türk oyuncusu. Evet. Türkiye'den İstanbul'dan 180 ping. Hı-hı. En doğudan da 200 pingle oynuyor. Ya ortalama 2 saniye 3 saniye neredeyse ping var arkadaşlar yani oyunda. Öyle ya, oynuyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Şimdi sen küre kalkıyorsun. Adam sana fake atıyor, tamam mı? Küre kalkıyorsun. Sonra adam fake atıp bir daha şey yaptığında küre basında çar duruyor öyle. Mal gibi duruyor. Casting fail ediyorsun. Hell atıyorsun. Adam ölüyor. Hell sona gidiyor. Descent atıyorsun. Ölmüşsün. Kalkan takıyorsun. İtem değiştiremiyorsun. Takı değiştiremiyorsun 2 saniyede. Bunun için VPN kullanıyorsun. VPN aylık 5 dolar. Bak 5 dolar oraya para veriyor. Bu What the Fest tarzı programlar mı? Aynen, onlar aylık 4-5 dolar. Hı hı. Üstüne biz premium çekiyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Bir ton yabancı oyuncu var burada. Bunu yapan bu arada yabancılar, Türkler değil. Bu bug'ı bulan yabancılar. Hepsi yabancı. Lan Allah kahretsin, ben dedim size bak chat, Amerika ile İsrail'in oyunları bunlar dedim, dinlemediniz beni. Bu arada benim iki tane klanı reportladım. İki klan var. Bunun haricinde mesela geçen bana dün yazan arkadaşlar oldu. Bu olay şöyle oluyor. Royal klanın olması gerekiyor. Royal 5 ve 6, Royal 4, 3, 2, 1. Char'ın üstünde NP olmuyor. Tamam. Kejon TZ basıyorsun. Baba Kejon TZ'nin olayı ne orada peki? Sordu ya bir kişi. Az oluyor. Yani orada Kejon TZ'nin bir olayı var mı? Ya Kejon TZ'yi makara yaptı ki Uruk Turun ne oluyor mu falan diye. Gizlenmek, İlla Kejon mu yani? Gizlenmek için yapıyorlar. Eyvallah. Gizlenmek için yapıyorlar. Hı-hı. O pelerim gözüküyor. Mesela benim attığım KSC'lerde Royal 4 klan 70 level char, hiç oyunda görmediğimiz bir klan orada Delos pelerini 7. sayfa 2. pelerinle geliyor. Zart diye bir bakıyorsun pelerin geliyor falan. Para aynı. Kekon gizlenme için. Bunların hepsini arkadaşlar. Ben hepsini aylardır bakın Ocak ayından beri ben bunu söyledim. Şöyle düşün. Doktora gidiyorsunuz. Doktor diyor ki çok iyi babanız. 10 yıl ömrü var diyor. Hiçbir şey yok diyor. Baban 10 gün sonra ölüyor. Ya da 2 ay sonra ölüyor. Ne dersin ona sen? Değil mi? Ben kaç kere söyledim ya? Adamlar şeyden sonra, birleşmeden sonra dedim. Ya, Haklı'yı 9 köyden kovuyorlar. Ben sana öyle söyleyeyim. Hı-hı. Adam geldi beni banladı oradan. Buradan banladı. Her yerden banladı. Ya bunu ben söylemesem ne olacaktı? Ben de gider yapardım bunu. Benim Allah'a şükür öyle bir düşüncem yok. Ben Müslümanım. Bu oyunda kaç bin oyuncu var. O kadar kişinin kul hakkına girmek istemem. Öbür dünyada ben bunun hesabını veremem. Eyvallah.
Sinop'u DC'ye geçsin isteyeyim kadar değil. Neler oluyor. Bilmiyorum. Buyur abi devam et sen. Şu an ne yapacaklar? Yani herkes öyle şaşkın. Herkes bana yazıyor. Discord'dan yazıyorlar. Kanka ne yapacağız? Ne olacak? Dedim adamlar ben ilettim bunu. Adamlar bana bile cevap vermiyor dedim. Hı-hı. Çok ya bayağı o olay şu anda hani benim anladığım çıkmazın içerisinde bunu, abi. Bunu öğrenmeyi mi bir arkadaş aracı oldu. Hı-hı. Biraz onunla biraz denedik yaptık nasıl oluyor bu bakmak. Ben kendi çağrımda yapmadım. Farklı evet. Bir bilgisayardan yaptırdık bunu. Öyle yayınmayın açtılar. Felis ve Diaz'de de yaptığını söylüyor arkadaş. Diaz birleşimden önce yapıldığını hatta videosunu da gösterdi de onları çok yayınlama dedi. Çünkü kendi karakteriyle falan yapıyor. Ban yiyebilir diye. Diaz de Felis de bu birleşim sürecinden önce aynı şekilde bug yapıldığını kendisi söyledi, gösterdi. Belki dupe olabileceğini de söyledi. Ama dedi onun için daha çalışıyoruz dedi. Arkadaşlarla bakıyoruz nasıl yapıldığını dedi. Bu arada bunu yapan arkadaşlar Perolu. GB 11 dolarken 5 dolardan GB satmışlar Perolulara. Adam geliyor 2000 GB alıyor 5 dolardan. Pazarcı bu da Perolu pazarcı. Zaten Steam.com'un %60-70'i yabancı. Çünkü sunucu Kanada'da. Peru'da Kanada'ya yakın. Amerika işte. Zaten Latin Amerika, Meksika, Amerika tarafında yapılırsa pazarcılık yapılır. Türkiye gibi. Aynen. Garibanlık var orada. Orası var. Kanada'da sunucu. O taraftaki insanlar Usko gibi oynuyor. Usko'da nasıl ping yok, delay yok. Öyle. Bu adamlar işte sürmüşler 4 aydır. Çarlarını fullediler. Her şey yaptılar. Biz de şimdi öyle izliyoruz. Videoyu nasıl çektiğini soruyorlar. O ilk gösterdiğim video vardı ya Mage'nin. Şey Kekon TS'li. Onu nasıl çektiğini soruyorlar. 50 saniyelik ve 4 dakikalık dediğim videoyu. Ha onu Discord yayını demin gösterdim ya. Discord'dan arkadaş gösteriyor bize farklı bir bilgisayardan. Çünkü ben bu IP'den kendi bilgisayarımdan falan yapmam. Yani yarın öbür gün düşünsene. Ben reportlamışım böyle bir durum var diye. Adam gelir beni banlar. Sen ben bunu yapmışsın. Ben bunu göstermek için yaptın diye. Yersin bu arada onu söyleyeyim. Hani yerim yani yapan kişi yer yani. O yüzden ben kendi hesaplarımdan bilgisayarımdan yapmadım. Hı-hı. Discord yayınından KSC'sini aldık. Her şeyini yolladık. Zaten durum ortada. Şu an ne olacak? Herkes böyle bekliyor. Ramazan ayı PK'nın en canlı olacak vakitleri. Bir de bizim serverda PK gece dönüyor. Sahura doğru dönüyor genelde. Hı-hı. Çünkü yabancılar o saatlerde giriyor. Onların gündüzü. Bizim serverda sürekli 7-24 bir PK dönüyor. Gündüzleri Türkler, geceleri yabancılar. Şimdi bu Ramazan ayında hiçbir şey yok. Oyunda böyle mal mal geziyoruz. Çok kötü bir durum ya. Premiumlar var, boş boş duruyor. Cevap veren yok. Dalga geçiyorlar bizle. Beni banlıyorlar Discord'dan. Milleti banlıyorlar. Yani siz Steam'lerin abi daha o zaman çekilecek bayağı bir kahrınız var sizin. Ya bu zamana kadar hiç bakan yok ki buraya. Bir tane ayda yılda her ayın ilk cuması Experiment ile Boss Event olurdu. Onu da kaldırdılar. Şu yok. Steam'i ben de bir indireyim bakayım ya. Yok abi. Yabancı GM'ler vardı önceden. Onlar da iyilerdi ama bu yabancı klanlara item dağıttıklar ortaya çıktı. Hı hı. Onlar da komple gitti. GB item. Ya benim duyduklarım şunlar. Adamın çarı var. Adamın çarında bana birisi fotoğraf attı. Süresiz Vakri var adamın çarında. Yuh. Süresiz. GM bunu hediye etmiş. Emmet diye. 90 gün süresi yok mu şeyin ya? Maksimum biriken. Süre yok. Yerinde hiçbir şey yazmıyor mu yani? Yazmıyor. Süresiz Vakri. Ben bunu gördüm mesela. Ben şeyi gördüm. Bende vardı. Pus malzemesi. Bu pazar SC var ya. Destanda belki evet. Mehmet hatırlarsın. 12 ay bir kaldı. Onu belki var ya totalde 2 sene falan benim pazar SC durmuştu bende. 2 senelik falan bir pazar SC'm olmuştu. Ya var öyle şeyler. Daha neler var? Benim araştırdım pusulada. Şu an pusulada itemler kalktı diyorlar ama Shadow Piece falan. Onlar hı. Alınabiliyor. Böyle değişik değişik bug'lar var. Bitmiyor ki zaten pazarda abi. Yani hani o saçma bir şey yani. Hani bu olayı birisi duymadıysa ya alınıyor dediğin gibi ya da
zamanda birileri iyice stokladı ki bakıyorsun harbiden biten bir şey değil yani adamlar da sürekli pazara şey giriyor. Shadow Pass Ben giriyor. şu an benim bir listem var. Orada oyunda ne bug var, ne oluyor, ne bitiyor, kimler yapıyor. Hepsi yazıyor. Bunları Her gün iletim güncellemede ediyorum. bu adamlar hem bunları kontrol ediyor değil mi? Ha Yani belli ben başlı kemik bug'ları falan benim bildiğim çünkü güncellemelerden sonra acaba oluşmuş mu diye açıp kontrol ediyorlar diye biliyorum ben. ya kontrol ediyor da işte. Ya bir oyuncu olarak ben diyorum ki bir bakın böyle bir şey bulmuşum. Mailimi veriyorum. İş adresimi, iş evimi, işte iş telefonumu veriyorum. Diyorum ki bana ulaşın ben size her şeyi anlatayım. Yani bir tane Allah'ın kulu yok bana ulaşın. Bu Forokan Eş, Serios kim? üstüne Discord'dayım çeker misin? Sen kimsin? Forsaken bizim serverda pazarcı. Alalım O mı? Bir da şeyler söyleyecek galiba. alabilirsiniz. Bir sıkıntı olmaz. Tamam. Aldım abi Discord'a. Buyur. Serkan. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben istersen gösterebilirim sana Maradona. Gösterebilirsin abi olur. Bakalım. Saniye. Forsaken Gördüm. Hero Steam'in çok eski oyuncusu. Bak Nick'i tanıyorum diyor. Evet ki kendisi önceden Twitch'te yayınlar da yapıyordu. Saniye. Evet geldi Açtım abi. yayını. Giriyorum. Evet. Yayındayım abi. Zion 1 arkadaşlar anlık Maradon. Bak bunlar Sen gördüğün ismini gibi nasıl pazar item kom alamadığını falan yaptılar. göstersene. Bunlar pazarı şey trade'i falan blok yiyenler Aynen. Hiçbir şekilde hiçbir şey kuramayız. değil mi? Bak gördüğün O gibi. Tale'de de var. Mercan taçıyım. Aynen yaz abi bir fiyat. Gördün mü? Koyamıyor. Hiçbir şey koyamayız. Koyuyor. Böyle pazar kuruyorsun kalıyor. Pazardan Üstüne da bir şey çekemiyorsun bak abi. bak trade atsın. Gördüm ne diyor bak. Tam okunmuyor Sağ galiba altta. şeyi. Yukarı Şey kaldı nereden sanırım. büyütüyorum? Kafayı. Aynen. You can... Evet, herkese şey vermişler abi. Ağırlık şeyiyle önüne Evet. geçmişler şu anda bu mevzunun. Doğrudur. Bak o arkada pazarcılar var. Şey. Pusçu var. Mesela onu Yürü baba göstersene Serkan. pusçuları orayı da göster abi. Bak. Zaten en çok GB'yi bu adam çeviriyor serverda. Bu tek bir kişiye ait. Gördüğün gibi bu adam hala pazar kurabiliyor. Adamın Ya kaç tane çarı var orada? kaç tane çar var? Bu adamdan bir dünyada pus çekiyor bu GV ile. Bak Ne kaleye kadar git kötü kötü bir bir şey de. ya. Gördüğün gibi hala duruyor bu adam. Bak Tale'de ırk var zaten. Belki bir kısmı kapatmıştır. Baksana herkes kenarda kuytu köşede salak gibi oturuyor. Şuraya bak. He, bu ne be? Kalenin haline bak. Vallahi billahi. Bir yıllık primin verilip kapatılmaz. Lan bir yıllık primin verip Ya bilmiyorum kapatsan şu ne an ne olur? Adamların yapacaklar. şeyi Nasıl gitmiş. düşünecekler ama. Siz premiumundasınız ya işin. Herkes bekliyor bu şekilde abi. Peki bu olay ne olur abi? Nereye var? Bir dakika Discord'dan şeye gitti. Bağlantı gitti galiba. Aynen Bir arkadaşın açacağız dediği abi gibi biraz. Ramazan geldi oyun oynarız dedik şu hale bak. Ya bir dünya insan tuz çekti, premium çekti, PK atmak için. Giriş ve şey aygıtım kendi kendine kapanmış abi. Evet seni sevdim. Evet, şu an geliyor mu sesim size? Ha, dur duyamıyorum size. Yani yanlış seçtim sanırım.
Bir ses verseniz abi. Aman be kardeşim, bu kulaklıkta ne kadar sıkıntı ya. Adamı fitil eder ha. Yayına da mı gitti? Adamların sesi de gitti değil mi şu anda yayına? Şu komutu başlığı değiştirelim. Bu olay artık su götürmez bir şekilde. Olaylar büyüdü diyelim. Ben seslerini alamıyorum. Şeyi bağlayacağım şimdi ya. Vallahi şeyi bağlayacağım. Bir saniye. Şu kulaklığı falan bir kapatalım, açalım, tekrar bağlayalım da düzelsin. Konular kilit. Evet, konular kilit arkadaşlar. Ama mevzu bak şimdi, hani diyorsunuz ya, ya işte niye öyle sorgun. Bak, sorgulamasak bu kadar detayı şey yapamayacaktık arkadaşlar. Bu kadar detaya hakim olamayacaktık yani. Hı. Dur, değiştirme diyelim. Benim sesim geliyordur size şimdi. Ben sizi duyamıyorum. Ayarlayacağım onu da. Hop. Allah Allah. Bağlan diyelim. Tamam. Geliyor abi şu anda. Tamam. Bir yayına da bir kontrol edin. Bir daha ses verin. Tamam, bana geliyor. Yayına da hemen ayarlıyorum sesinizi. Ya bu kulaklık böyle, kusura bakmıyorum, böyle sıkıntı çıkartabiliyor. Heh. Ver baba bir ses daha. Alo. Şu an geliyor su. Tamam, şu an yayına da geliyor. Ben de alırım. Hiçbir sıkıntı yok. Evet, ne diyorduk en son? Nerede kalmıştık? Hiçbir şey atamıyorsun da çöpe değil mi? Çöpe eşya at. Evet. Sistem error veriyor. Oyun zor arkadaşlar. Çöpe eşya atamıyor adam. Hıyar gibi bekliyorsunuz yani böyle oyunda ne olacak, ne gidecek diye. Bugünden için peki bir açıklama, bir şey geldi mi? Dünden yok. Beri durum mu? Yok. Bugün yok de hiçbir açıklama yok. Ya ne server'ı kapatıyorlar, bir şey, ne bir şey da, yapıyorlar. Bize söyledikleri şu. Burada bir şey yazmanız hiçbir şey ifade etmiyor. Bu süreci evet. Hızlandırmıyor. Bize yazdıkları bu. Allah Allah. Peki bir şey soracağım. Yani. Bu pazara açık olan adamlar şu anda, bunlar çekebilen kişiler bunlardan çekiyor değil mi? Herkeste şey yok yani. Evet evet. Tabii dün, mesela yani bir kesim pazar açıp trade mi yapabiliyor. Diğer kesim komple oyunda Mokoko. Aynen. Akara'yı gösterir bak. Akara fiyatlarını. Akara'yı gösterir misiniz abi? Bakalım bir Akara fiyatlarını da. Neredeydi o? Şey bak, GB. Logosu görüyor musun? Blazing of logos. Of, bu ne ya? 30 GB diyor. Yani bunu bak. Var, bak aşağıda bir tane daha var. Artı 7 kağıdı var bak. 60 GB diyor. 60 GB. Ya of, zaten neyi? 70-80'e gidiyor. Şu an mesela oyunda DKS 120-130 GB. Hı hı. Bunun sadece malzemesi nereden baksan 60-70 GB. Evet, evet. Buradan da kağıdı alsa 130. Ne anlamı kaldı? Aynen öyle. Hiçbir anlamı yok. Bak logos gene aşağıda 30 GB. Bu bir de 70'e alınmıştı. O nerede? Şu an fiyatlar çok saçma yani server'da arkadaşlar. Zion Türkiye ekonomisine dönmüş. Evet. Evet bak, abi. Birebir yani. Aynen. Başka şey vardı. Black Dragon Neck var. Bak Akara Black Dragon Neck 2 GB. Allah Allah. Allah Allah. Yani diyecek bir şey yok şu an ya. Yani biz bir şey söyleyince de bizi banlıyorlar ya, o işin komik tarafı. Ya benim kızdığım olay ne biliyor musun? Bazı elemanlar o yayında taşak geçiyorlar bu durumla. Yani kendi başlarına gelse nasıl bir yol ararlar bilmiyorum ama. Ya ben diyorum zaten bak evet. Serkan. Bana gelen fotoğraflarda bu Diaz, Ares, Gordion birleşti ya, onun öncesinde aynı şekilde pelerin bug'ı sayesinde GB dupeleyenler var. Lan dur, onlar muskoya girerse ortalık yanar vallahi.
De, Usko'ya gelip ortalık yanar ben. Yani. Dün Usko'ya gelip de bu taşa geçen adamlar ne diyecekler bilmiyorum. Söylenecek bak dün şey yazdım ben. Steam Core Discord dedim. Bunun aynısı dedim. Usko'da da oluyor bakın. Kontrol. Biz kontrol ettik şu an. Büyük bir şey gözükmüyor. Dedim ki sonra onu gören yabancı arkadaş dedi ki bak dedi. Onlar tüm serverlara bakmamışlar dedi. Sen söyle dedi. Diez ve Feliz. Eski Diez ve yeni Feliz. Bunlara kontrol etsinler. Oralarda var dedi. Ya bunu Feliz'te anlayamazsın. Çünkü Feliz'te sürekli bir GB akışı var. Sen bu piyasaya günlük 100 GB soksan da orayı etkilemez. Ama bu Zion'u etkiliyor. Çünkü evet. Zion'da Feliz gibi bir oyuncu kitlesi yok. Ya Sundares'ten satıcıdan bile bir şey çekilemiyor şu anda arkadaşlar. Aa, oyun bitti. Tamamen durmuş yani. Bitti yani. Bu arada bu serverda GB 240-250 liraydı. Şu an bu Ares, işte Sirius, Altar, Vega zamanında GB burada 250 lirayken söylediğim serverlarda 120 liraydı. En yüksek GB'si olan server buraydı. Çünkü burada bu kadar GB yoktu. Talep çoktu. Bu GB'nin daha da yükselmesi gerekti. 300-400 lira. Burada GB'nin pahalı olması biraz da pusu pahalı kullanıyorsunuz değil mi? Bu da efendim? Çok kaynağı. Hani bundan da kaynağı. Pusu da çok pahalı kullanıyorsunuz siz. Steam'de ben öyle biliyorum. Yok. Pus 1000KC 10 dolar. 100KC 1 dolar. Tamam. Şeyi falan mesela Jenny kaç geç sizde? Ha çünkü evet onlar pahalı. Pahalı yani evet. Bizden pahalı sizde. Blue masraf daha 25 yüksek yani. O yüzden GB'nin daha pahalı Blue olması 25 lazım. 25KC Jenny 300KC 200KC. Jenny burada 400'dü normalde. 200'e düşürdüler. Allah razı olsun be. Allah razı olsun dedik. Başımıza gelenler bunlar. Ya bak arkadaşın elinde 9 bal var partideki. Aynen. Bu hiç üstüne varyor taşı alamıyor. Oynayamıyor. Durmuş yani adam için oyun. Sadece girip konuşuyor. Sohbet edebiliyor en fazla. Evet. Ne olacak ne gidecek halimiz diye. Hayır ben mantıklı düşüneyim. Ya. Şimdi şu an herkesi mesela şöyle düşün. Yurt dışı yasağı gibi düşün. Herkesi şu an yasakladılar. Ama evet. Tabii dediğim isimler mesela yasaklanmamış. Hadi onları da yasakladın diyelim. Bu GB nasıl silinecek abi? Bir CZ'ye bakalım. Hareket bakalım, var mı? Bakalım aynen öyle. Hareket var mı? CZ'de vardır ya. Çok adam yok ama. Ya oyunun net yarısı anladığım kadarıyla gidirik yani abi şu an. %90 %70, gidip. %80 ya. %90 gidip. Millet oyun oturuyor. WhatsApp'a dönmüş. Sadece girip konuşuyorsun. Yani koca CZ'de kaç kişi var? Buyurun arkadaşlar. Baksana oturuyor adamlar. 4-5 sayfa adam var. Potu bitene yani. Kadar farm yapan yapmıştır. PK bu arada atmıştır. Üstüne alamıyorsun. Bir şey düştü, işte alamıyorsun ya. Wait hatası gerekiyor. Şey doğru kutuları da alamıyorsun. Farm da yok. Alamıyorsun. Ne kadar kötü ya. Avuca bakıyor, avuç sana bakıyor falan. Ay. Rollback lazım. Ya 4 aylık rollback gelemez arkadaşlar. 4 aylık rollback gelir mi? Öyle bir rollback gelemez. Ama yani düşünüyorum da bunun böyle bir durumun çözümü ne olabilir ki ya? Ya bu bence iş nasıl çözülür ki? Bence getirmeleri gerekiyor. Ya getirseler de benim için iyi bak. Benim açımdan düşünüyorum. Ben o 2000 GB'lik trade'imin hepsini geri gelsin bana mesela. Hı-hı. Tamam mı? Hı-hı. Benim için iyi bu. Ama adam gitmiş bir item almış ya da çar kasmış, emek etmiş. Rebon çarını rebon mesh yapmış 4 ayda diyelim. Adamın emeği çöp oldu. 4 ay gece gündüz adam işte burada bir de Usko'da var mı bilmiyorum. Burada şöyle bir sıkıntı var. Her 5-6 saatte bir ex partideysen yeni açıksa oyun otomatik kapanıyor. Usko'da var mı öyle bir şey? Ne dedim bir daha söylesene. Partideyiz ex kasıyoruz. Tamam. Yeniyemiz açık. 6 saatte bir DC atıyor. Abi oyun kendi öyle bir durumumuz yok. Muhtemelen sunucu kaynaklıdır yani, burada o var. Günde en kötü bir ex kasarken minimum 5 kere DC yiyorsun. Of çok kötü ya. Ex mi falan da yetiyorsunuzdur. Tabii. Ne yapıyorsunuz burada abi sizde yani hani bir şey söyleyeceğim şimdi. Ne diye oynuyorsunuz bu serverda? Çin işkencesi gibi be burada oynamak. Bu işte, DC problemi aşağı yukarı bir aydır var ya. Çok uzun süre olan bir şey değil. Kanka yıllardır var o DC problemi. Ben kaç senedir çar kasıyorum.
Ben Burada bilen çekmedim abi. arkadaşlar yazsın. Steam kodu oynayan arkadaşlar. Ben o problemi Teknik satın yaşamadım. Arkadaşlar vardı. Daha bir sürü bug var. Anlatsam anlatsam burada bitmez ama adam sağ olsun. Ban yemişiz Steam.com Discord'unda. Discord'dan banlanmış bu arada, evet. Kemal Steam.com Discord'dan banlanmış. Açıklama yapan Serkan bizi... sende durum ne? Sen de banlı mısın Discord'da? Ben Allah'a şükür 6 senedir banlıyım orada. Allah'a çok şükür. O platformda yer almaktan hoşlanmayan bir insanım. Aynen. Yarın öbür gün USKO'da da böyle bir şey çıkarsa tabii daha erken müdahale etmeleri gerekiyor. Oraya daha çok yoğunluk gösterecekler. Ya USKO'da böyle bir problem olsa reset gelecek. Bir saat sonra hadi arkadaşlar tertemiz. Biz hallettik. Artık günlerce mi bekleyeceğiz? Aylarca mı bekleyeceğiz? Hadi bekledik. Karşılığını alabilecek miyiz? USKO'da şey var mı bu arada Sinan? KC limiti. Sizin cash çekerken limitiniz var değil mi? Evet, limit kadar var. Cash çekim. Yok, evet. bizde öyle bir şey yok abi. Limiti arttırmak için de ticket atıyorsun. Normalde bu bir günde, iki günde limit yükseliyor. Allah Allah. Geçen ay premium çekeceğim. Ticket attım. Her ay yenileniyor, bu sıfırlanıyor. 10.000 KC mesela sıfırlanıyor her ay başı. Hı-hı. Ticket attım. 1,5 ay sonra döndüler sağ olsunlar. Bu arada çözememişler yine durumu. Düzelttik dediler, yükselttik dedi. 1,5 ay sonra otomatik zaten yenilendi. Hı-hı. Adamlar da şimdi diyor ki hesabı trade bloklu olanlar ticket atsın. Sen benim KC ticket'ıma 1,5 ayda cevap vermişsin. Burada 20 bin 30 bin kişi sana desene yandık abi. Mı? Aynen öyle. Üf, Allah sabır versin valla. Yani başlı başına sıkıntı bir durum. Ne yapacaksınız bu olayları şey yaptıktan sonra peki? Bence sen şu YouTube'daki videoyu kaldır. Ben onu kaldırdım çoktan. Ben onu kaldırdım. İknayım ben şu an. Yani. Ama bak videoda iyi ki ben şey yapmışım ki hani yoksa nereden ben şey yapacağım sizi? Ya doğru. Sen de haklısın. İyi ki hani ya. Şey yapmışım yani bu muhabbeti ben. Abi USKO'daki oyuncular bu Ramazan ayında böyle bir durumla karşılaşsa ne olur? Valla bak ne olursa olsun aslında hani çıldırsan da delirsen de köpürsen de şey yapılana kadar aynı sizin yaptığınız gibi böyle oturacağız abi. Söve söve saya saya bekleyeceğiz mübarek günlerde yani. Hani o yüzden evet. çok net anlayabiliyorum sizi. Oyunun hatırlarsanız 20 gün 21 gün saldırı olduğu zamanlarda. Evet. Oyun bir geliyor bir gidiyor. Yamyam gibi bilgisayar başında bekliyoruz. Gelse de hemen avuca koşsak diye. Zaten biz böyle olduğumuz sürece oyun bu kıvamdan çıkamıyor abi. Oturuyoruz bekliyoruz böyle olan hadi düzelsin de gireyim diye. Ondan sonra sövüyoruz sayıyoruz. Bir daha gidiyor XP attım diye. Şöyle bir durumlar oldu. Human tarafında yani iftira atmak gibi olmasın yine bu yabancı tarafta. Hı hı. Human tarafında bir karakter var. İşte 9 Moonlight, 8 Oli, 10 Çitin Kolluk, 19,5 milyon NP Char. Full böyle. Hı hı. Adamın Char'ı full Atlas. Normal değeri, piyasa değeri 30 bin dolar civarı. Tamam mı Char'ın? Adam benim reportumdan bir gün önce Char'ı satıyor. Of. Yarı fiyatını. Ve bu adam yabancı, para ihtiyacı olmayan bir kişi. Yıllardır. Serkan tanır. Bir anda evet. Zınk diye Char gidiyor he, yarı fiyatından. Yani bunu alan adam da pazarcı. Adam şu an kara kara düşünüyor. Haklı da. Yarın bir gün bir sıkıntı çıksa falan diye. Ne olacak? Ne yapacak? Kime derdini anlatacak? Ya derdini anlatabilmek gerçekten sizin burada ekstra zor abi. Zor. 1,5 ayda tıkıtıma cevap geldi diyorsunuz. Yani bu ne ya? Şu an bu oyun niye açık? Onu da anlamıyorum. Ben onu dedim. Neden kapanmadı dedim yani hani. USKO'da olsa dediğiniz gibi kapanır. Birisi bir soru sormak istiyorum diye chatten. Mert alayım isterseniz bir soru sorsun abi. Sorsun abi. Alo. Sinancığım merhaba. Merhaba canım buyur. Arkadaş dedi ya hani birleşmeden önce Fred'de ve server'da daha yapıldı dedi ya hani elimde var dedi gösteremem dedi. Şayet Fred'de yapıldıysa veya diğer server'da gösteremiyorsa demek ki o adamlar belki de aylardır yapıyor ve Filis'i etkiliyor.
diyelim. Hı-hı. Şimdi bu adam da göstermediği için onlara yataklık yapıyor. Onlara ya. Yataklık yapıyor değil. Bana gösterdiler zamanda diyor. Devam ediyor mu etmiyor. Bilmiyor ki bu adamlar da orada olduğunu. Sadece bu olaydan önce o serverlarda olduğu dedi. Gelmiş. Var mı şu an elinizde Kemal bu? Bana canlı yayında gösterdiler. Bu serverlarıyla ilgili. Bana canlı yayında gösterdi. Bu hani ekran yayın açtım. Kaydettim yayını. Sana demin gösterdiğim video var ya. Evet. O arkadaş aynı şekilde öyle canlı yayından gösterdi. Tabi onun kaydını almadım. Yapıldığını bunda gördün yani. SS aldın. Gördüm mı? Gözümle gördüm. Veya video falan aldın mı? Video almadım çünkü çocuk almadan önce sorduruyor. Diyor ona göre yayın açacağım. Ben de ekran paylaşıyorum zaten ona. Bu arada o Discord'da kendi ekranım da açık. O da diğer bilgisayardan izliyor. Bilgisayarda ne yaptığımı vesaire. Ona göre yayın açıyor. Hmm. O arkadaş yabancı. Yani yabancılar bu konuda üst seviyeye çıkmışlar biraz. Her türlü şeyleri biliyor. Adamlar bu arada ben şey Patos'ta oynuyordum. Cypher'a geçtim. Patos oyuncusu Türk biraz da yabancı var. Cypher'a geçtim. Arkadan yememeler mi dersin? TBL mi dersin? Herkes slide atıyor server'da. Herkes. Server'ın çoğu yabancı. Adamlar uça uça torment atıyor, TP ediyor. Ben Patos'tan oraya geçtikten sonra dedim bu ne böyle? De buradaki herkes yabancı. Bunlar her şeyi biliyor. Zaten çoğu kişi de ban yemiş. Yine çağırtmış. Adam kaç bin dolarlık hesabı ban yiyor. Adam yeniden oynuyor mesela. Mesela bu adam dupeledi. Tamam mı? GB'yi bugladı. İnanılmaz bir para kazandı. Paranın değerini bilmiyoruz. Hı hı. Şu anki o çarı ban yese ne olacak, yemese ne olacak? Adam yine gelir aynı çarı dizer. İsterse dizmez. O şimdi sefasını sürüyor. Biz de burada öyle bakıyoruz ekrana. O da bir tartışılacak konu. Yani gördüm diyor. Keşke bir video bir şey alsa telefondan, telefondan onu da görseydik. Yani telefonun, evet. Telefonun ekran görüntüsü de alabilirdin. Hı hı. Ne bileyim bana biraz şey geldi. Adam tamam bilgisayarına yani bakıyor da sonuçta telefonun yani var. Tekrar konuşurum o kişiyle eğer izin verirse o görüntüyü göstermek için. Hayır oğlum. Yani bak burada çelişkili bir şey kuruyorsun. Tamam sana bilgisayarına bakıyor da senin aklına gelmiyor mu? Ya dur ben bir telefonla çekeyim şunu. Dostum ben şey değilim. Yalancı bir insan değilim. Ben güvenilir bir insanım. Birisi bana yapma dediğinde söz verdim de ben yapmam. Ya burada 600 tane adam seni izliyor şimdi. Kim niye güvensin ki sana? Hayır ben ondan bahsetmiyorum. Kardeşim, şu an bana demişsin ki bir şeyin videosunu çekme. Ay telefonla çekebilirdin diyorum. Bu aklına nasıl ben geldi? Ben de diyorum ki. Ben de sana diyorum ki arkadaş. Adam bana söz... İşte ben de bilmiyorum. Neyse ben cevap vereyim mi? Sıkıntı yok. Boş ver. Adam bana çekme demiş. Söz vermişim. Yayınmayın ya, açtırmış. Çekme desen bu kadar önemli bir burada konu bir illegal bir olay dönüyor. Çekme desen ne olacak? Kardeşim adam ben bir şey söz vermişim. Diyor. Ben yapmıyorum. Ya ben olduğunda yetkililere de ilettim bu arada. Yetkililer kontrol etmiş. Ben ilettim. Ben gördüğüm an yetkililere yazdım. Bakın bir daha söyleyeyim. Yetkililere söyledim. Dün de istiyorsan keşke ban yemeseydim. Usko'daki olayla ilgili ilettikten sonra incelendi bir sıkıntı olmadı demiştin değil mi? Evet, aynen. Hatta ekran fotoğrafında bulup atabilirim. Onu da gösteririm. Farklı bir Discord hesabıyla Discord'una girip. Sen söyle soru. O Steam Code Discord'da dün Usko'da böyle bir şey olmadı. Kontrol ettik. Yazdılar. Bak iyi. Söyledim ben GM'dir. Dedim kontrol ettim. Yok dediler. Daha ben ekstra bir şey yapamam. Burayı karıştırmayayım mahkemeye kadar yolu gider diyor. Ya Allah Allah senin burada hakların var da bu adamların orada hakları yok mu abi? Steam Coin niye böyle? Ya o, ben hep diyorum bak bu Steam Coin üvey evladı bu oyunun abi. Aynen evet. Öyle. Aynen öyle. Zaten burası aşağı yukarı 2 sene COSP'la mücadele etti. Hiçbir şekilde temizlenmedi. Ben açılışında vardım ya Cypher'ın. Cypher'ın evet. Açılışında oynadım ben. Dediler ki Steam'de olacak işte. Hatta o zaman Steam'in neydi o? Greenlight mıydı? Yeşil ışığını yaktılar falan. Hile hurda olmayacak bilmem ne olacak falan dendi. E dedik tamam ona bir girdik. Ertesi gün trenler nasıl koşuyor biliyor musun böyle? Aynen öyle. Steam öyleydi. Ben direkt o muhabbetten sonra bırakmıştım Steam'i. Burası hani açıkçası oynuyorsunuz diye demiyorum var, arkadaşlar. Çok kötü bir şey var. Bir görsen onları.
İnanılmaz bir şey var Steam'de. USCO'da olmayan bug'lar burada var. Burada olmayan bug'lar USCO'da var. Farklı client olduğu için. İkisi farklı client ya. Aynen. O yüzden bakalım, yani oradaki sıkıntılar burada yok veya buradakiler orada yok gibi değişik durumlar olabiliyor abi. Bu durum yani bu durum çok kolay kolay çözülecek bir duruma benzemiyor. Hani bayağı bu mağduriyet gider onu söyleyeyim. Ha tamam. Bu arada şöyle bir durum var. Çok lafını kestim. Estağfurullah. Şimdi bu dupe yapan klana ben sordum. Klan oyuncusu. Klandan çıkmış 2-3 kişi. Tamam mı? Diyorlar ki sen yaptığını gördün mü bu kişinin? İsmi diye Doktor Duran diye bir karakter var. Patos'ta, Zion'da. Adam OVN klanın ismini sıfırla, O'yu sıfırla yapmış. Yeni bir klan açmışlar. İkisi de yan yana aynı sembol vesaire. Klanın 5 üyesi yan yana duruyor. Videosu da mevcut, fotoğrafı da mevcut. Yan yana duruyor. Pelerin bağlanmadan önce. Hepsi yan yana böyle fotoğrafları var. KSC'si var. Duruyorlar. Sonra işte... Lafını unutmadan pazar alanına inebilir misin? Ha? Pazar alanını istiyorlar da. Sen devam et abi buyur. Kusura bakma. Ben devam ediyorum. Şimdi adama diyorum bu fotoğraf al dedim. Klan başkanım dedim burada yetkili kişi. Bu adamla yan yana. Bu adam da al dedim videoları böyle. Bir bug var bunu yapıyorlar. Kim bu dedim Jess. Klan başkanı Jess'ti bu dupe yapan kişi. Bu Jess kim dedim. Ben bilmiyorum tanımıyorum dedi. E dedim bak fotoğrafta Doktor Duran da var dedim. Bu tanımıyor mu dedim. Hayır o da bilmiyormuş. E dedim altta konuşması var dedim bak chatten konuşmuşlar. Bana sadece yeni bir klan açtıklarını söylediler. Kimse o Jess'in kim olduğunu bilmiyor. Ya dedim dalga mı geçiyorsun? Ali'ye adam almışsın ya da yeni bir klan kurulmuş orada senin isminde. Yanında da senin klandan 5-6 kişi var. Ve tradeleşiyorlar bunlar. Alttan konuşuyorlar. İspanyolca mı ne bir dil tam bilmiyorum. Konuşuyorlar. Adamın dediği şey o klan başkanı kimse tanımıyor. Dedim eyvallah sen bilirsin. Adam konuştuğu yeni Ali bir klan kuruluyor klanı. Hı hı. Klan başkanı kim bilmiyorlar. Klan başkanı bile bilmiyor. Adamın verdiği cevap bu. CC yapıyorlar. Az kişi yapıyor. Steam'de var. CC yapan. CC yapan mı diyorsun? Bu yayından 2 ya da 3 yayın sonra yayına başka birisi katıldı ve işte bu klan mevzusu az önce konuşulan klan mevzusunun da üzerine ortaya çok farklı bir iddia attı abi. Onu da paylaşacağım. Ama izlediniz yani hani genel olarak bu Steam'deki mevzunun videosunu çeken kişinin söylediği şeyleri izlediniz. Bundan bir sonraki videoda gelen kişi ise ortaya bir iddia atıyor. Yani ortaya hatta öyle bir iddia atıyor ki bu mevzunun aslında çok daha farklı bir şekilde olabileceğini. İşte bu videoyu çeken kişinin de bu şeyin içinde olabileceğini. Yani genel olarak olabileceğini söylüyor ama mantıklı argümanlarla da geliyor. İkinci videoda da onu şey yapacağım, paylaşacağım arkadaşlar. Yani Steam'deki paylaşılan mevzu genel hatlarıyla bu şekilde. Evet, oyun hala hani oyuncu tarafından oynanamıyor. Trade'i kapalı olanlar olsun, işte şey olanlar olsun falan. Hani sıkıntılı bir mağduriyet var orada. Ama mevzu da karışık bir mevzu. İkinci videoda daha net anlayacaksınız. Bu video bu kadar arkadaşlar. Daha kaydı şey yapmıyorum çünkü bundan sonraki konuşulanlar sürekli aynı mevzular konuşuluyor. O yüzden bundan sonrasını şey yapmanıza gerek yok. Zaten Twitch yayınına girip de komple bu kısmı izleyebilirsiniz. Hani bundan sonra ne konuşuluyor diye. Ama dediğim gibi aynı mevzular konuşulmaya devam ediyor. İkinci videoda da o yeni gelen kişinin konuşmalarını izleyeceksiniz. Görüşmek üzere.